Ben 1953 Adana doğumluyum. Aşağı yukarı bu şimdi çiftçiyim. Çiftçilikle uğraşıyorum, narenciye ile uğraşıyorum. Ve atçılık daha dedemden gelir bizde. Dedemler bu sahaya 1952'de inmişler. 1952'de ben orayı hatırlamıyorum. Hava, şimdiki havalanın orası sahaymış. Yani yarış sahasıymış. Ondan önce bu zaten hipodrom 58'de bitti, 60'tı ihtilalinden sonra açıldı. Onlar 1952'deymiş ama ondan önce yine mercimekten yarış atları alırlarmış. Taylar yetiştirirlermiş. Köylerde köy düğünlerinde ödül konur koşarlarmış. O zamanki böyle saha olmadığı için bir atı yani koşuya hazırlamak için günde 6 saat binek yaparlarmış. Ondan sonra buranın mesela hipodromun yeri, şimdi benim dedem ve amcam particiydi. 1950 Demokrat Parti'nin kurucularındandı. Demokrat Parti de o zaman zaten benim babamın ne amca, benim babamın kardeşi ve şeyi yok. Kız kardeşi ve erkek kardeşi yok, tek. Babamın amcalarına amca deriz, şeylerine hala deriz. Babamın amcası o zaman Demokrat Parti'de işte kurucularından. Buraya hipodromun yerini rahmetli dedemgil, Sayın Ongun falan seçiyorlar. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Ali Ongun da dünürü, amcam da küresi. O zaman Celal Bayar dünürünün aleyhine, küresinin lehine karar veriyor ve hipodrom Adana'ya yapılıyor. Ondan sonra babam, dedemden sonra babam atçılık yaptı. Halen hatta Yeşilova'da, eskiden burada iki tane küçük blok ahır vardı. Bütün atlar hep bütün Yeşilova'da, Yeşilova'da. Orası göçmenlerdi. Göçmenlerin evlerinin altında hep kiraya tutarlardı. Ahırlar hep oralardaydı. Orada babamın halen daha 12 tane ahırı duruyor. Yaptırmıştı kendine özel. Babam da epeyce atçılıkla uğraştı. Ondan sonra ben başladım. İşte ne zaman diye başladık? 85-86'da ben bisbihil, hatta 83'te başladım da. Ama babamın döneminde yani 15 yaşından belli hipodroma gelir giderim. Hipodromdayım yani, atçılığın içindeyim 15 yaşından belli. Yani 50 sene olmuş atçılıktayız. Düşün. Ona babamdan sonra işte o zaman babamın aldığı Mirdasoğlu vardı. O daha önceleri vardı. Serdar 35 falan çok atları vardı. Sakat oldu, şu oldu, bu oldu. Son Mirdasoğlu'ndan başladık. Babam vefat etti. Ondan sonra ben almaya başladım. İhalelerden hem araba atı aldım. Sonra babamdan İngiliz atı aldım. Başladık Ahmet Tokdemir'den. Öyle öyle devam etti. Bu zamana geldik. Şimdi 1999'da biraderlerle ayrıldık. Ben fabrikada vardı. Fabrikada işlemi falan devrettim. Yağ ve savcın çırçır fabrikasıydı. Ondan belli çiftçilik. Çiftçilik olarak da sırf narenciye ile uğraşıyoruz. Oğlum Tars Amerikan Koleji mezunu. ODTÜ Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi oldu. İki blok apartman yaptı. Önce başladı müteahhitler falan. Sonra vazgeçti. Kendi işimi yapacağım dedi. Geldi kendi işini yapıyor. Bizim zamanımız çok zordu. Çok zordu. O zamanlar böyle bu kadar, şimdi %60 oy, geçerli oy alan geçiyordu. O zaman tahmin ediyorum 70 miydi, 78 miydi, öyle bir şeydi. İngilizlerden Beyrek vardı. Şeyden, Araplardan Mirdasoğlu, Mirdas Bey, Ayvaz bir defa koştum arıza yaptı. Ondan sonra Sabutay. O da ciğerinden kan falan geldi. Ondan sonra aldım, çok aldım. Sakat oldu, bilmem ne oldu. İşte koşamadık. Atlar şimdi iki tane kısrak var. Ve iki tane doğmuş tay var. Üç tane doğmuş, bir tane de doğacak var. Biri şeyde, İzmit'te. Biri şeyde, Karacabey'de, orada. Karacabey pansiyonu arada değil yalnız. Şeyde. Özel çift. Pistlerin çok iyi olması lazım. Yapılmalı şeyi yapmak lazım. İkincisi iyi antrenörler olması lazım. Üçüncüsü hastanelerimiz iyi, fena değil. Daha iyi veterinerlere gelmesi lazım. Yani yurt dışından gelip burada veterinerleri iyi bir şekilde yetiştirmeleri lazım. Tabii veteriner fakültelerine çok iyi
şeyler getirmek lazım hocalar yurt dışından ki daha iyi bir şey versinler, iyi bir yani bilgi versinler, iyi bir yere gelsin çıkan veterinerler mezunu olanlar ki öyle olsun.